2022 Cumartesi günü Urfa'dan hareketle Adıyaman üzerinden Çelikhan Ulubaba Dağı tepesine geldik. 2300 metredeyiz. 2550 metre hedeflediğimiz zirve. Önemli olan şu, bu videoyu neden hemen açtık? Bu kar kütlesi önceki gördüğümüz İkisinden daha büyük değil ama tam yolu ortalamış. Ötekiler 15-20 güne kadar yolu açabilir ama bunun bir buçuk ay daha ömrü var yolun açılması için. Harika bir kütle, ekranda çok muhteşem görünmeyebilir ama çıplak gözle çok süper. Evet, geldiğimiz yol zaten Çelikhan. Pınarbaşı mıydı? Evet, Pınarbaşı. Çok güzel bir ova denmez ama. Ova, yayla. Güzel bir yayla, vadi, harika bir manzara, güzel dağlar, güzel ağaçlıklar ve çat barajı. Evet. Her şey daha güzel. Şu anda koca adam, Uğurduman, 2400 metrede ilerliyor gayet sağlıklı bir şekilde. Ulubaba 2550 metreye doğru ilerliyor. Şurada yol kapalı olduğu için mecburen tepeye yöneldik. Şimdi şu çarşaktan devam ettik. Kar kütleleri yolu kapattığından dolayı aşağıda yine Çelikhan. Ulubaba türbesi 2550 metre. Şu anda karşımızda duruyor. Mayıs. Aşağıda Adıyaman, daha ileride Atatürk Barajı. Şu anda Atatürk Barajı göleti karşımda. Öncelikle şu evlerin olduğu yer Adıyaman. Şu ormanlık alan da Atatürk Barajı'nın gövdesi. Sol tarafta da Nemrut Dağı görünüyor. Evet, Ulubaba Türbesi. Şimdi içeriye doğru giriyoruz. 12 imam. Evet. Şimdi içeriye doğru geçiyoruz. Hürmeten kapı küçük. Evet. Ulubaba. Ve sonunda Ulubaba Tepesi'nin zirvesindeyiz. Buranın rakımı 2550 metre. Buraya arabayla belirli bir yere kadar geldik. Siz de gördünüz. Sonra yürüyerek ulaştık. Burada bir zata ait türbe var. Çok güzel bir yer. Buradan hiç ayrılası yok insanın. Aşağısı yemyeşil. Çelikhan bakın sağ tarafta görünüyor. Hemen ilerisinde Çat Barajı. Sola dönüyoruz. Malatya'nın dağları. Akdağ da sağdaydı. Yarın oraya çıkmayı planlıyoruz. Oranın da rakımı aynı. Sola döndüğümüz zaman Malatya'nın dağları görünüyor. Burası tam bir sınır konumunda. Daha çok ileride Sürgü var. Sürgün'de ilerisinde Doğanşehir ve en solda Uğur abinin ayağının kırıldığı Nurhak dağları var. Kirlitepe var. Orası tabii 3000 küsür. Sola döndükçe ovaya doğru döneceğiz. Bakın solda solda Adıyaman, Adıyaman Ovası, Urfa, komple Gaziantep, Fırat'ın geçtiği ovalar net bir şekilde görülüyor. Burası ziyaret açısından güzel bir yer. Doğa açısından da güzel bir yer. Evet, Atatürk Barajı da göleti net bir şekilde görülüyor. Kar erimeleri başlamış. Gördüğünüz gibi yerler çamur şeklinde ve mesela bakın şuralar yavaş yavaş yani gitgide
gün be gün. Burası geriye doğru çekilecek. Ama ben buranın daha uzun zaman, yaklaşık bir 20 gün veya bir ay boyunca bu karların yolun açılacağını tahmin ediyorum.